askerleri ne düşman uçakları. Bizim ise kendi kendimize attığımız birkaç tane uçağımız var. Bir kış var ya, bir otelden gelmişler. Bizi de bir kapı uçakmışlar. Uçaklar tamamlandı tamamlayınca. Ama ellerinde gözlük yok. O zaman uçakların pencerelerinde cam yok. Yani gözlük olması şart. Köye haber soruyorlar. Bu işi kim yapar diye. Minecim de bu gizeden gözlükleri yapmak için talip oluyor. İşte Minecim'in yaptığı denemeyi göz nuru o pilotların gözlüklerinden bir tanesi de bu. Artık büyüdüm. Bu sandığım en kıymetli hediyesi de ülkemizde sana emanet. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken emanetlerimize sahip çıkmış olmanın ve ülkemizi Türkiye yüzyıla taşımanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Yeah.
Tarihe bir yol çizdik. Zorlu yolları aştık. Teknoloji yüzyılı için akılla attık adımlarımızı. İlmi ecdadımızdan gördük. Mirasını aldık omzumuza. Göklere uzandı bilimin yüzyılı. Tam bağımsızlık demek, enerjide bağımsızlaşmak demek. Enerjinin yüzyılında milli kaynaklarımızla gücümüze güç kattık. Ve Türkiye yüzyılı gücün yüzyılı. Bu yüzden çalıştık, ürettik. İstiklalden istikbale bir yol çizdik. Hürriyet diye diye. Karada, denizde ve havada yeni bir çağ başladı. Denilen dağları aştık. Sevdikleri yakın, gönülleri büyük. Eşsiz coğrafyamızın güzelliklerini dünyayla paylaştık. İnsanlığın en eski mirasına ev sahipliği yapan bu toprakların kadim değerini aldık. Ama en önemlisi, yönümüzü koyduk biz bu yüzyıla. Her derdin devası olduk. Bizim tarihimiz merhamet ve şefkat dahilidir diye sarıldık birbirimize. Sonrasında tüm bunlar bereket oldu, yağdı ekimlerimizin can suyu oldu her bereketimize. Şu kökü bereketimize ve hep yanımda eğitimin yüzyılında istiklalden istiklale bir yol çizdik geleceğimiz. Şimdi tek millet, tek bayrak, üçlü Türkiye meydan okuyor dünyaya. Türkiye yüzyılında üç dünyanın mirasını taşıyarak daima ilerlemenin yolunda yüzüncü yılın kutlu olsun Türkiye. Thank you.
Thank you.
Thank you.